Bodrum'un kocamanları yavaş yavaş sonsuzluğa göç ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Hasan Subaşı. Kalabalıktan da gördüğünüz gibi Bodrum'un sevilen insanlarından bir tanesiydi. Sonuçta Bodrum'a damgasını vurmuş özel isimler var. İşte bu isimlerden bir tanesi de Hasan amcaydı. Yoğun bir katılım var cenazeye. Böyle olacağı da zaten bekleniyordu. Uzun süredir rahatsızdı Hasan amca ve tedavi altındaydı. Körfez restoranın babasından devralıp yine bir Bodrum markası haline getiren, Bodrum'un önemli esnaflarından bir tanesi, sevilen, sayılan bir insandı. Erman Aras'ın kayınpederi aynı zamanda Ali Subaşı'nın da babası. Ali de yine Bodrum'un sevilen esnaflarından bizim olan diyebileceğimiz bir isim. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras var. Eski belediye başkanlarından Mehmet Tosun burada. Görebildikleri insan. Meclis üyeleri var. Yine geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış Cevat Bilgiç yine burada. Bakıyorum başka kimler var diye. Meclis üyelerinin büyük çoğunluğu burada. Toplumun yerel isimleri, esnafları cenazede yerlerini almış durumdalar. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kamber burada. Taner Uslu'yu görüyorum. Can Pulak ve Şeyda Pulak buraya geldiler. Son görevlerini yapmak üzere. Evet. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İlhan burada. Başkanım, çok önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Kalabalıktan belli oluyor zaten. Sevilen bir isimdi. Bodrum'un sembol isimlerinden bir tanesiydi. İyi bir esnaftı. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Subaşı ailesinden başlayalım. Tabii Subaşı ailesi Bodrum'un tarihine, kültürüne, sosyal hayatına çok önemli bir etki yapmış, damga vurmuş bir aile. Ali Subaşı ile başlayan ilk restoran hikayesi. Hasan Subaşı ile, Hasan abiyle beraber de en iyi şekilde, nitelikli şekilde sürmüştü. Yine onun devamı olan nesiller de, yeni kuşaklar da zaten bu konuyu sürdürüyorlar. Biz Bodrum'un yerel değerlerine sahip çıkmak için her zaman biliyorsunuz çalışmalar yapıyoruz. Konuyu hep dile getiriyorum. Bodrum'un yerel değerleri, yerel kültürü çok önemli. Kültürün örselenmesini, yozlaşmasını kesinlikle istemiyoruz. İşte Hasan abi de bu kültüre sahip çıkan büyüklerimizden bir tanesi. Bir köşe taşıydı. Biraz önce Mehmet abi de, sonra Mehmet de dediği gibi. Köşe taşlarını yavaş yavaş yitiriyoruz Bodrum'un. Ama biz yeni nesiller, genç nesiller onların öğretilerini devam ettirmek durumundayız. Ve Bodrum'u kültürüyle, insanıyla korumak zorundayız. Coğrafyasıyla, deniziyle, dağıyla, taşıyla, zeytiniyle, her şeyle korumak zorundayız. Onların yolundan gideceğiz ve Hasan abiyi en azından bu konuda rahat ettireceğiz gittiği yerde inşallah. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ben de çok severdim kendisini. Çok farklı bir kişilikti yani. Şahsen hani ben de onun bir küçüğü olarak oğlu yaşında, yeğeni yaşında olarak onu çok severdim. Ailesine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun, Bodrum'un başı sağ olsun. Sağ olun. Ben WhatsApp'tan Mehmet abi yazdı mesajı programı. Bu linki götürüyor vallahi. Evet. Masalar var. Okudum.
Çok şey. Başkanım. Cevap başkanım. Önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, Hasan abi gerçekten Bodrum'un sembol isimlerinden birisiydi. Bizim büyüğümüz, abimiz. Belediyede 5 yıl meclis üyesi olarak benim yanımda başkan yardımcılığımı yaptı. Gerçekten onun tecrübelerinden çok yararlandım. Esnaflığının verdiği tecrübeleri bize aktarması, sabırla yapılması işlerin şu doğru şu yanlış demesinde çok isabetli kararları vardı Hasan abimizin. Yani Bodrum'un tanıtılmasında, yani bizim öğrencilik yıllarımızda hatırlıyorum, Fransızlar, İngilizler geliyordu Bodrum'a. O zaman turlar falan yok. Yaptıkları restorasyon hizmetleriyle bile Bodrum'un tanıtımını genişleten insanlardan birisidir. Benim çocukluğumdan, öğrenciliğimden anlatıyorum. Ve onu ölünceye kadar devam ettirdi. Ve hiç ümitsizliğe kapılmadı. Neşeyle her şeyin sorunun çözüleceğini bizlere anlattı. Ve meclis kararlarında çok damgaları vardır. Allah rahmet eylesin. Önemli bir kayıp. Çok teşekkür ediyorum. Bizim başı sağ olsun. Bodrum başı sağ olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size uzun ömürler diliyorum. Sağ olun. Abi ben de. Takip ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, önemli bir kayıp olduğunu ifade etmiştik. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın da genel kurul üyesiydi. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Geçmiş dönemde meclis üyeliği de yapmıştı, başkan yardımcılığı yapmıştı. Başkanım. Önemli bir kayıp. Bodrum kocamanlarına yavaş yavaş sonsuzluğa yuvar gönderiyor ama aslında yavaş yavaş değil. Bu dönem çok hızlı gidiyorlar. Evet, Hasan abi benim de çok yakından tanıdığım bir büyüğüm. Zaman zaman gidip sohbet ettiğim birisi. Bodrum'un geçmişinde önemli bir değer. İyi bir turizm, turizme olan katkısı. Özellikle yiyecek sektöründe neredeyse Körfez Restoran simgeleşmiş bir isim. Onun için Allah rahmet eylesin, ben kendisini çok severdim. Bugün de maalesef yine üzüntülüyüz. Daha önce de zaman zaman cenazelerde büyüklerimizle Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin diyorum. Bodrum'un başı sağ olsun. Bodrum'un başı sağ olsun, evet. Başkanım. Maalesef. Başkanım, önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Bodrum galinde kaybetti. Ben çocuğumun hatırladığımı anlatayım. Eski Körfez Restoran, şimdiki liman başkanlığı oradaydı. Denizi sıfırdı. Ben o zamandan hatırlıyorum Hasan amcayı. Maalesef yani bir tarih hakkında kitap yazılır. Hele o kendi bildikleri, kendi yaşadıkları. Benim de baba arkadaşımdır. Babamın arkadaşıydı. Yani üzülüyoruz ama hayat bu şekilde devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Bodrum simalarından birini de kaybetti. Bir çınarımızdı. Bodrum'un turizmine, ekonomisine, özellikle restoran zincirlerinin bugün burada olmasına çok büyük katkı sağlamış bir aileydi. Onun için bütün Bodrum'un başı sağ olsun. Rahmetli babam da çok yakın arkadaşıydı. En önemlisi. Evet, cennet olsun. Evet. Mekanlar cennet olsun. Evet, gel bakalım. Başkanım. Asker sağ olun. Önemli bir kayıp.
Bodrum son günlerde önemli, değerli insanlarını kaybediyor. Ama bu yaşamın bir gerçeği. Bugünün yarını, doğumun da ölümün ortalığı. Hasan abi Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyoruz. Emsal insanlar, örnek alınacak insanlar. Zaten sevenlerin de burada yalnız bırakmaması da her şeyi ifade ediyor aslında. Ruhu şad olsun. Teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Kerim abi. Evet. Ne söyleyeceksin? Önemli bir kayıp. Merhaba arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Hasan abi Bodrum'da ikinci kuşak Gövher restoranının sahiplerinden. Bodrum'un gülen yüzü. Bana göre iki yakanın temsilcisi. İki yakanın temsilcisi. Allah rahmet eylesin. Bodrum değerlerini, Bodrum'un canlı tarihlerini tek tek kaybediyoruz. Başımız sağ olsun tek de. Işıklarda yüzsün Hasan amca. Murat abi. Önemli kayıplar. Neler söyleyeceksin? Yani çınarlar gidiyor, kocamanlar gidiyor. Tabii doğru söylüyorsun ama yapılacak bir şey yok abi. Bunlar engel olamıyor. Böyle bir adamcağız daha gitmişti abimiz. Tam birisiydi. Allah rahmet eylesin. Nur içinde. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Size de davet ediyorum. Evet. Suayi abi benim ağabeyim diyeceğim. Öz ağabeyim kadar sevdiğim birisi. Bodrum Gündem röportajından da zaten görmüşsünüzdür. Abi önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksin? Öncelikle ben Hasan abi... Yok, maske kalsın lütfen. Ben Hasan abi ve Subaşı ailesini saygıyla, rahmetle selamlamak istiyorum. Müthiş bir kayıp gerçekten. Bu jenerasyon gidiyor. Bu jenerasyonla birlikte aslında en büyük değerlerimizi kaybediyoruz. Kültürel anlamda büyük bir dile vuruş var. Giritçe gidiyor, Rumca gidiyor, çok seslilik gidiyor, demokrasi gidiyor. Gülen insanlar gidiyor. Birbirimize okuduğumuz şiirler gidiyor, İlhan Berk gidiyor. Böyle. Yani Hasan abinin kaybı çok sıradan bir kayıp değildir. Bodrum'un tarihi gidiyor, hafızası gidiyor. Böyle bakıldığında biz bir bireyi kaybetmiyoruz. Yürüyen bir kütüphaneyi kaybediyoruz aynı zamanda. Mekan ışık olsun. Sevenlerinin başı sağ olsun. Bodrum'un başı sağ olsun. Sağ ol canım. Evet. Anılarla Bodrum için Nurhan abladan hemen söz alalım. Evet, biz bugün gerçekten çok üzgünüz. Bir devir kapandı, devirler kapandı diyoruz. Ve biz Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışmaları Anılarla Bodrum Sohbetleri Çalışma Grubu olarak 14 yıl artık oluyor herhalde. Başlattığımız çalışma grubunun en genç üyesini, en fazla Bodrum'a ve Bodrum anılarına sahip olan en genç üyemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alabildiğimiz kadar sesi, görüntüsü, anıları sonsuza kadar umarım en kısa zamanda yapılacak olan Kent Arşiv Müzesi'nde yaşatılmaya devam edecek. Nurlar içinde yatsın. Çok özleyeceğiz onu. Vallahi ruhu şad olsun. Hasan abi gencin, çocuğun, yaşlının da ilişkisini kesmediği, muazzam insani bir değerleri iyi taşıyan bir insandı. Hepimize örnekti. Kimseyi es geçmezdi. Hayata hem acısıyla hem tatlısıyla en iyi cevap veren insandı benim gözümde. Hepimizin başı sağ olsun. Tipik bir Bodrumluydu değil mi? Tipik yani, bir Bodrumluydu, neşeli, hoşgörülü. Tipik bir Bodrumluydu. Çakma markalarından değildi. Bodrum'un öz markalarından birisiydi. Onu hayatıyla oluşturdu. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli bir büyüğümüzü daha kaybettik. Çok üzgünüz hepimiz. Anılarla Bodrum Sözlü Tarih Çalışma Grubu olarak bize bilgilerini, yaşanmışlıklarını aktardı. Çok güzel anılar bıraktı. Anılarımızda yaşayacak. Ruhu şad olsun.
Evet, bir efsane daha var burada. Bu efsaneyi kaybettik aslında. Kaybettik yani. Emekli oldu. Emekli ettik. İşte Bodrum'un yanlışları diyoruz ya. Hani bazı şeylere sahip çıkmak gerekir diyoruz ya. Sahip çıkamadığımız Mehmet Elba işte. Emekli meyhaneci. Biraz söyleyeceksin. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun. Önemli bir kayıt değil mi? Çok, çok önemli. Bodrum için. Kaliteyi ve tipik Bodrum'u gösterdi aslında. Evet, hem lokal hem model. İç içe. Çok iyi bir esnaf. Allah adına. Allah'a emanet. Hatıra hatıra. Duygulandı. Gerçi bu sıfatları oldu. İş yapıyoruz. Evet. Arkasından birçok kişi tabii o üzüntüsünü belirtti. Sosyal medyada yazılar yazdı ama Hamdi abininki en dokunaklılardan bir tanesiydi. Hasan abi her şeyden önce bir sevme ustasıydı bana göre. Dükkanının önünden geçen herkese mutlaka sevgiyle seslenirdi. Bu yönüyle çok önemsiyorum. Değer yaratmayı çok iyi bilen bir insandı. Yazımda da belirttiğim gibi onunla yaptığım sohbetlerin hiçbirinden böyle ya neden böyle falan diye de ayrılmadım. Hep gülümseyerek ve hayata pozitif bakarak. Çok neşeliydi değil mi? Çok, çok. Yani sevmeyi, sevdirmeyi, gülmeyi, güldürmeyi bilen birisiydi. Dilerim mekanı cennet olsun. Bodrum'un bana göre çok önemli bir simgesiydi. Herkes devrini tamamlıyor elbette. Bundan sonra da simgesi olacak Bodrum'un, simge isimleri olacak. Ama Hasan abi bana göre Bodrum durdukça anılacak birisi. Başımız sağ olsun. Kimler var diye bakıyorum. Efendim başkan. Müsait değilim. Müsait ağız alışkanlığı çıkınca. Tamam. Ya yok, Muğla'ya geçeceğim burada az. Oradan arayayım. Başkanım. Bodrum başkanı. Önemli bir kayıp. Evet. Valla Bodrum değerlerini kaybediyor. Onların Bodrum'una sahip çıkabilmek için bizler onların daha sonraki nesiller olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Gerçekten Bodrum'u Bodrum yapan isimler. Bodrum'un Bodrum olmasını sağlayan isimler. Önemli bir kayıp. Başımız sağ olsun. Bodrum'un başı sağ olsun. Yakınların başı sağ olsun. Allah sabır versin. Onlara layık gençler olabilmeyi de bizlere nasip etsin inşallah diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok önemli bir noktaya daha değinmekte fayda var. Bir Bodrum markası. Çok önemli bir Bodrum markası. Belki Türkiye'nin birçok yerinde çok zengin insanlar da vakıflar kuruyor. Ama bu Bodrumluların her birinin, Bodrum'un evlatlarının her birinin tek tek tuğla taşlarını koya koya oluşturduğu çok önemli bir vakıf. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı. Hasan amca da Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın genel kurulu üyesiydi. Biz de onunla birlikte görev yapıyorduk orada. Biz gençlere yol gösteriyordu, ışık oluyordu. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na sahiplenmek adına da işte önemli bir nokta diyoruz. Fırsat bu fırsat. Onları da aktarmış olalım. Bağışta bulunabilirsiniz ve çelenk yerine eğer bağışta bulunursanız çok daha etkili olur diye düşünüyorum. O zaman çok daha olumlu şeyler ortaya çıkar ve Hasan amcanın ruhuna gider. Hem de engellilere destek olmuş olursunuz. Bodrum Sağlık Vakfı'nı asla unutmayın. Canım benim, sağ ol. Evet Mustafa abi, hani baba dostu derler ya. Evet. Ne diyeceksiniz? Ethem amcanın dostlarından, onun için özellikle. Aynen, çok hikayesini dinledik. Çok birlikte anlamını dinledik. Ama hayatın gerçeği bu işte. Rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Bodrum büyük bir değerini kaybettik. Başımız sağ olsun. Evet, kaybediyoruz. Ne yapalım? Hayat böyle. Yavaş yavaş gidiyorlar. Evet, uzun zamandır görmediğimiz
isimleri de cenazelerde karşılaşıyoruz. Yani cenazelerin de böyle bir özelliği var değil mi başkanım? Uzun süredir görüşmeyen insanlar bir anda o ortak noktada buluşuveriyorlar. Yine bir sürü kişiyi bir araya getirdi görüyorum burada. Çok kalabalık. Hakikaten sevenine çokmuş Hasan amca. İnsan hayatına verdiklerinin karşılığını iki yerde tam olarak alıyor. Yani bir kendi düğününde ya da evladının düğünde, bir de cenazesinde. Düğününde mutluluğunu dostlarıyla paylaşmak istiyor. Cenazesinde de acısının paylaşılması. İnsan en çok bana göre tüm hayata verdiklerinin karşılığını imtihanı aslında buralarda oluyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Hasan amca Bodrum'un çok renkli simalarındandı. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Maria Callas'la olan hikayesi 1940'larda 50'lerde başlayan o hikaye Bodrum'un marka değerine çok değer katan bir hikayedir. Ben takriben 5-6 ay evvel o hikayeyi okumuştum ve bütün dostlarımla, yani dünyanın her tarafını tanıdığım insanlarla bu hikayeyi paylaşmıştım. Bugün Bodrum kendi marka değerine katkı sunan önemli bir değerini yolcu ediyor. Allah karindane rahmet eylesin. İnşallah onun, Bodrum'un marka değerine kattıkları gelecek nesillere örnek teşkil eder ve gelecek nesiller de bu katkıları sunmaya devam ederler. Ben huzurlar içerisinde uyusun, rahmet diliyorum kendisine. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Evet, her görüşten insanın ortak görüşü. Hasan amca sevilen, sayılan bir insan ve işte o sevilen, sayılan insan son yolculuğuna uğurlanıyor. Çok kalabalık, uzun zamandır böyle bu kadar yoğun bir kalabalık görmedik. Pandeminin de tabii sonlarına geldiğimizi düşünürsek o nedenle de olmuş olabilir ama pandeminin hala devam ettiğini de yine hatırlatmak isterim. Herkesin dikkatli olması gerektiğini de ifade etmek isterim. Gel Kübra. Evet Hasan amca, son yolculuğuna uğurlanıyoruz. Epey bir süredir rahatsızdı, rahatsızlığından dolayı hep evdeydi. Ama gördüğünüz kalabalık, her görüşten insanın, her milletten insanın da onun arkasından saygı, sevgiyle rahmet okudu. Bu önemli, bu herkese nasip olmayacak bir şey. Onun için de biz de nurlar içinde olsun, ışıklar içinde yatsın dileğinde bulunmuş olduk. Hocam, hani Bodrum'un kocamanları yavaş yavaş değil çok hızlı gidiyorlar. Vallahi evet, kocamandı bu ama gerçek kocaman. Değil mi? Yani Bodrum'a yakışan bir kocaman, insana yakışan bir kocaman. Körfez'e kendimin yeri gibi giriyordum çünkü o vardı. Kahveyi içiyordum onunla, güzel, çünkü o vardı. Sözlü tarihte beraberdik, o vardı. Yani candandı, insandı. Küçük bir şeyi yalnız geçeyim. Girit gezisine gittik beraber.
Çünkü onlar Girikli. Babasının verdiği bir sözü tutamamış. Girit'e giden gruba bir araba tuttu Girit'te. Babasının köyüne gitti. Oradan bir avuç toprak aldı. Hep birlikte o toprağı onunla beraber Bodrum'a getirdik. Onun için içi çok rahattır. Ali Subaşoğlu'na. Evet, toprağı. Yani babasının Girit'ten toprağını buraya taşıyan insan güzel insandır diye düşünüyorum. Çok doğru. Sağ ol. Evet, çok dokunaklı bir şey. Bu çok önemliydi. Hemen hocam burada görüşelim. Hocam, kayıplar gidiyor, kocamanlar gidiyor. Ne evet. Vallahi Hasan abi yani bizim 51 yıldır dostumuzdur. Çok üzgünüz. Benim Bodrum'a gelmeme sebep olmuştur. Herkese, senin gibi herkese dokunanlardan değil mi? Evet. Sen evet, evet. Onun için Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bodrum'a çok katkısı olmuştur. Herkes yemeğini yemiştir. Dediğim yani 70 yıl öncesinden bahsedersek. 50-51 senelik. Kaybettik, ne yapalım? Canım sağ olsun. Devri daim oluyor. Devri daim. Sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allah size uzun ömürler. Sağ olun. İyi miyim sen? Hayırlı Ramazanlar. Eyvallah. Mustafa neler söyleyeceksin Mustafa amca ile ilgili? Çok iyi bir dedi. Çok üzgünüz. Bir şey deneyim başka bir şey. Çok üzgünüz sen. Mekanın cenneti olsun. Zeki abi. Kocamanlar gidiyor. Hem de hızlı gidiyor. Hele son dönemde. Son dönemde çok hızlı gidiyor. Evet, Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Hasan abi çok değerli bir büyüğümüzdü. Yani hem kardeşliğine sohbeti güzel Bodrum'da. Hiçbir zaman unutulmayacak. Değerleri olan sohbetiyle, yaptığı değerli mesleğiyle siyasi hayatında da bir dönem yine yer aldı. O nedenle çok kıymetli, çok değerli anıları olan kıymetli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Sevenlerin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bodrum'un başı sağ olsun. Bodrum'un başı sağ olsun. Sen iyisin değil mi? Sağ olun. Başkanım, sen nasıl söyleyeceksin? Önemli bir kayıp. Evet, maalesef sizinle her program yaptığımızda hep değerli büyüklerimizi kaybediyoruz. Cenaze Hasan abi, böyle bir şey. Yani evet, insanları evet. Toplayan düğünler ve cenazeler değil mi? Enteresan. Evet, evet. Bu hayat işte tam da bu. Böyle bu büyüklerimizin bıraktığı mirasa sahip olmak en değerlisi. Onların huzur içinde yatması için biz geçmişten gelen geleneklerimizi, birlik beraberliğimizi korumamız gerekir. Hasan abimiz sağ olsun yani bir iz bıraktı, bir değer bıraktı. Bakın burada, herkes burada, bütün Bodrum burada. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bunları duyuruyorsunuz canlı yayınlarla. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Allah aşkına. Atilla Serttaş. Evet. Evet. Önemli bir meslektaş diyeyim. Yani evet Hasan abi bu işin tabii yeme içme eğlence sektörünün Bodrum'daki ilk temsilcilerinden. Çok büyük bir kıymetimizi kaybettik. Üzgünüz. Sırayla gidiyorlar. Hasan abimizin bisikletini de çok özleyeceğiz. Hayatı evet, boyunca hem yaşantısıyla da örnek olmuştur. Hep bisikletiyle gider gelirdi. Bodrum Çarşı'nın en eski, en kıymetli abimizi, büyüğümüzü kaybettik. Üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sabır versin. Ama babadan oğula mesleğin geçtiği bir aile kurmaları onlar için hakikaten örnektir. Değil mi? Evet. Ali dededen bu yana geliyor. Hasan abimiz, Hasan dedemizi aldı. Şimdi onun Ali devam ediyor. İşte Barda yine Hakan oğlu inşallah Hasan devam edecek o da. Babadan oğula geçen bir sistemi Türkiye'de nadir örneklerinden biri oldu. Onun için de unutulmazdır. Bu olduğunu unutulmaz yerini alacaktır o da mutlaka. Teşekkür ederim. Evet, bu arada tabii anılar da canlanıyor birçok kişi için. Başkanım ne alabiliriz?
Başkanım, önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Hasan abi Bodrum'umuzun bizim çok değerli bir abimizdi. Çok sevdiğimiz abimiz. Tabii Bodrum'un başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Aileyi de çok yakından tanıyoruz. Yani çok üzgünüz. Yani daha da bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Erhan abi. Erhan abi. Nasılsın bakalım. Abi, Bodrum'un kocamanları tek tek yavaş yavaş değil hızlı, hele bu aralar çok hızlı gidiyorlar. Evet, neden evet, söyleyeceksin? Evet. Yani, bir simgeydi, bir semboldü aslında. Evet, Bodrum'un tarihi şahsiyetlerinden birisi. Hasan Subaşı. Artık bir kuşak böyle böyle gidiyor şey ya. Onunla birlikte pek çok hatıra, anı, onlar da gidiyor tabii ki. Keşke bunlar mümkün olsa da yazılabilse. Yani bazı şeylere ben de yetişemiyorum. Yani çok yazmak istiyorum. Hatta kaydı evet, en azından evet, beklesin sonra yazarız diyorum. Yani yazılı tarih, sözlü tarih olabilir. Galiba öyle çalışmalar da var. İyi ki de oradaydı zaten. Evet. Yani Bodrum'u sembolleri, simge isimleri. Böyle yapacak bir şey yok. Sırası gelen gidiyor. Sana sağlık diliyorum. Uzun ömür diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Bodrum'un simge isimlerinden bir tanesi. Emekli meyhaneci demek olur herhalde. Her ikisi de. Emekli kaptan, emekli meyhaneci. Yani her şeyin emeklisi ama emekli olmayan. Yok, emeklemiyorum. Daha ayaktayım. Yürüyebiliyorum. Allah'a şükürler olsun. Neler söyleyeceksin? Yakın arkadaşım belki de. Güler yüzlü, bisikletiyle dükkanından geçerken. Bir de çok ekmeğini yediğimiz için. Biz Artemis pansiyonu yapıldığı zaman bir ay geldi. Turist kalabalıktı o zaman. Aşçılık yaptı bize. Ve 68'den evvel bahsediyorum konuyu. Tamam, maskeyi bir çıkartalım şey konuşana kadar. 68'den evvel bahsediyorum ben. Artemis'te o zaman çalışıyordum. Çok iyi insandı ve Bodrum'a hizmet edenlerden yani. Senelerdir restorançılık, her şey yaptı. Çok şükür. Bir de tabii babadan oğula gelmesi. Tabii. Şimdi de onlara, torunlara eskiden sahil siyenin yanındayken restoran, biz şeyi bırakırdık. Onlar bu kapanır giderlerdi. Biz her şeyi toparlar masanın altına koyardık giderdik. Parayı öderdik veya ertesi gün öderdik. Şimdi bu devirde onlar yok artık. Nereden nereye? Nereden nereye, evet. Allah'a şükürler. Biz de yaptık bir dönem. O mevsim şey hevesle. Şükürler olsun. Gittik buraya kadar geldik. Uzun ömürler. Sağ ol cümlemize. Kolay gelsin. Evet, cenazeye de gidelim. Neyse. Odaya sıfatı. Evet, cenazeyi de evet. Hasan amca omuzlarda son yolculuğuna gönderiliyor. Devri daim olsun demek lazım. İyi bir insan olduğunu hepimiz de tanırız. Sevilen bir insandı, sayılan bir insandı. Zaten kalabalıktan da fark ediyorsunuz. Girit kökenli Bodrum'un Giritlilerimden de. Evet, elden ele gidiyor. Abi şöyle döndük.
mahallemizin güler yüzlü Hasan amcası, devrin daim olsun. Seni herkes seviyordu, biz de seviyorduk. O güler yüzünle, hoş sohbetinle Bodrum'da hoş bir sada bıraktın. Nur içinde ol, devrin daim olsun. Evet, Hasan amcayı da Bodrum'un kocamanlarından önemli bir ismi, bir sembol ismi daha sonsuzluğa uğurladık. Kocamanlar tek tek ve son dönemde hızlı bir şekilde sonsuzluğa gidiyorlar. Yaptıkları yer nur olsun. Bodrum için çok katkıları oldu, çok hizmetleri oldu. Onların verdiği ışıkla şimdi hizmet devam edecek. Bodrum için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz hep beraber. Bodrum markası için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Devri daim olsun, nur içinde yatsın.